Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udhu bike min hamazati şeyatin ve a'udhu bike rabbiyen yahturun. Vesvese Risalesinden. Bakayım ilginizi çekecek mi? Şöyle dinlerseniz biraz da fazla istifade edersiniz zannediyorum. Yani bunu mutadid defa okudunuz, mutadid defa dinledik. Ama bakayım bu akşam ne farklı bir şey duyacağız. Bakayım bu farklı Allah bana bu akşam ne verecek diye bakarsan, o zaman kendini bloke etmemiş olursun. Yani kendi girişini kapatıyorsun. Taakkulun 12 tane, yani aklın 12 tane yapısı var, yapılanması var. Altısı dışarıdan içeriye alıyor, altısı içeriden dışarıya veriyor. Şu dimağdan, soğan kabuğu gibi bir sayayım temelde. En diş kabuk, tahayyül. Bak bunları bilmemekten insanlık inim inim inliyor, biliyor musunuz? Yani psikolojik panik atak, depresyon, buhran, bunalım, bir sürü şeyler geçiriyor. Freud muydu o? Kaç sene önceydi bir adam? O adamın tespitine göre şu anda psikoloji çözümler, yani o merkezde çözümler sunuluyor. Yani o adamın tespitine göre yapılıyor. Peki o ne demiş? Akıl tek, kafa tek demiş. İçerisini tek kabul etmiş. Saydıklarım hep aklın içinde. Zaten bildiği kadar ne vardı ise. Oysa dimağda 7 mertebe var şu kafadan. En diş kabukta soğan kabuğu gibi tahayyül. Bir içerisi tasavvur. Bir içerisi taakkul, bir içerisi tasdik, içerisi izan, içerisi iltizam, daha içerisi itikat. Bu ana taşlar, her bir taşın da içerisi var. Bir kere bunu bilirsen, bu şeyi bilinirse, nereden geliyor bu halim bilirsin. O zaman çözüm kolay olur. Yani kendi teşhis ve tespitin kolay olur. Yoksa ilaca bağımlı olursun, inim inim inlersin. En sonunda da hayatını farklı şekilde noktalamayı düşünürsün. Bunu bilmek lazım. Yani bu başkasından bahsetmiyorum. Bu akşamki bilgi olsa da olmasa da bir bilgi cinsinden değil. Çünkü asın fırtınasını estiriyor bu. Yani çok rastladığımdan söylüyorum yani. Çok ama haddini aşmış. Dün de doktor beraberdik doktorla. Diyor ki Türkiye'de olduğu gibi dünyada da en çok satılan antidepresif diye depresyon ilaçları satılıyormuş. En çok onlar satılıyor. Temelde ne var? Kendisini tanımıyor. İnsanoğlu kendisini tanımıyor. Bu kutuda hiç kim, yani zaten böyle bir derdi de yok aslında insanın. Yani acaba ben kimim? İç yapılanma nedir diye onu zaten bilmiyor. Şimdi vesvese de bu dima saydık. Aşağı iniyoruz, kalp var. Kalbin içerisi umman gibi harita, ruzname, takvim, şeceri hilkatin hulasası. Onun içerisinde de bir de vicdan var.
kalbin içerisinde bir tane bölüm vicdandır. Vicdanı da sayalım soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye doğru. Ne? İrade. Zihin. His. Latife-i Rabbaniye. Bunun dışında kalpte bir de Adem var. Hiçlik alemlerinin hiçlik ama nasıl hiçlikse varlığın zemini. Onun simgesi de dindeki tabiri şeytan. Orada bulunuyor adam. Adem alemleri hesabına çalışıyor. Vesvesenin temeli bu adam. Şeytan. Şeytan kalpte vesvese veriyor. Dimağda vehim veriyor. Vesvese kalbidir. Vehim aklidir. Arasındaki fark vehim varı yok, yoku var gösteren bir duygudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle çok acımasız, sert bir latifedir diyor. Vehim. Yoku var, varı yok gösteriyor. Böyle bir özelliğe sahip. Şeytanın fiil bakımından böyle bir methali yoktur. Bir özelliği yoktur. Yani fiilin halikiyeti yok. Sırf vesvese verir. Dimağda vehim verir. Ama bunu bilinirse şerinden kurtulursun. Bu, eğer bunu bilmesen onun sözünü kendi sözün zannedersin. Kendinden zannedersin. Onun en büyük silahın kendisine tabi olanlara kendisini unutturmaktır. Yok canım öyle bir şey yok canım ne var yani. Bunları ben istiyorum. Benim hatırıma geliyor. Hatırlayın odunun içerisini gibi. Odun ama yarınca öyle bir şey gözükmüyor. Yaktığınız zaman gözüküyor dumanla nur. İki tane zıt. Oradan çıkıyor. Odunda misal bedendir. Dumanda misal nefis ve şeytandır. Odundan çıkan nurdan misal ruhtur. İki farklı alemi gösterdim odunda. Bizde ise 18 bin alem böyledir. 18 bin alem bizde farklı alem. Peki ne demektir bu? Kafirlerde mide ve uşkurluk alakasıyla onlarla kalı latifeler ve hisler olur. Yani mide ile uşkurlukla alakalı hisler olur ki kaç tane olur? 10-15 tane bir şey olur. Ve 50 tane de. Gafil Müslüman'da ise 200-300 tane his ortaya çıkar. Yani günde değişen halet, hisler. Haletimiz değişiyor ya, havamız değişiyor. 10 defa, 20 defa, 50 defa, 100 defa. Peygamberlerde ise her gün 18 bin defa değişiyorlar. 18 bin alem kendisini ifade ediyor. Böyle normal bir Müslüman, yani normal bir Müslüman dediğimiz 5 vakit namazını vaktinde kılan, tesbihatını yapan, haftada birkaç defa derse giden, her gün kitap okuyan, benim tespitime göre bu insan, davanın peşine koşan bir insanın, en az 4000 şeyi var, hissi var ki İmam-ı Gazali Hazretleri de 3000'den aşağı koymuyor bunu. Ne demek istiyorum? Bir daha söyleyeyim 4000. 4000 defa hal değişikliği olur sende, inkılap. Yani Allah Allah ya bu nereden geldi ya? Ben iyi bir havam vardı ya. Şimdi içtim. Hemen pat diye bir aşağı iniyorsun, bir yukarıya çıkıyorsun, bir düzleniyorsun. Bir mümemle şey alıyorsun. Yani bu değişmenin sebebi basitliğinden, acizliğinden değil, âli oluşundandır. Yani 18 bin alemi kendinde gösterdiğindendir. 18 bin alem.
18 bin alemin hulasası biz olduğumuzdan bir vesileyle kendisini bize böyle gösteriyor. Şeytan ise bu 18 bin alemin içindedir. Adem alemlerine yakıp kavuruyor. İşte panik, panik atak gibi böyle hayatına son vermek gibi haller ve hisler ademi bir vücuttur. O da 18 bin alemin içindedir. Oynaktır böyle. Onun için ikide bir oynamanın sebebi zaafından değil, kemalatındandır. Sığırda böyle bir şey yoktur. Sığırın panik ataklığı yoktur. Sıkıntısı yoktur. Derdi yoktur yani. Niçin? Sığır olduğu için. İki şey ihtiyacı var. Otla su. Sığır. Şimdi vesveseyi okuyorum bu kadar. Sormak istediğiniz var mı? Şimdi buraya kadar sormak istediniz. Yoksa daha derse başlıyoruz. Mesail-i İmaniye'de şüphe suretine gelen vesvesedir. Yani iman noktasındakini okuyacağım. Beşinci vecih bu. Acaba imanım gitti mi? İmansız mıyım? İmansız olabilir miyim ya? Ben ölürken imansız olabilir miyim? Cinsinden, tipinden vesveseler geliyor. Cehenneme mi gideceğim? Cehenneme mi gideceğim? Bir çare vesveseli adam bazen tahayyülü taakkul ile iltibas eder. İşte bir çare vesveseli adam niye vesveseli adam? Biraz önce anlattım. Belki şey geliyor. Şaka geliyor ama Allah kimsenin başına vermesin. Bir fırtına aldığı zaman, evin tutuştuğu zaman ne ilaç gözün görür ne de bir varlık. Yani buna ciddi eğilmeyince insan kendisini tanımama. Bakın vesveseli adam bazen tahayyülü taakkul iltibas eder. Soğan kabuğu gibi dimağı da yapalım. En dışarıda tahayyül vardı. Sonra tasavvur vardı. Sonra taakkul vardı. Sonra tasdik gidiyor. Şimdi vesveseli adam tahayyülü en dibi üçüncü makamda görüyor. Yani hayal ettiği bir şeyi akli olduğunu zannediyor. Akli bir özelliktir. Hayaline geleni aklıma geldi zannediyor. Bakın temelde ne var burada? Gene cehalet var. Hayal çok ilginçtir. Okuyacağım. İnsanın ihtiyarını dinlemeyen latifelerdendir. Belki de diyor, teklif altına da girmiyor. Mesuliyet de yoktur çoğu zaman. Kasten yapmazsa. Üstad diyor ki bir iki latife var ki teşhis edemedim, tespit edemedim. Lemalarda diyor değil mi 75. sayfada? Teklif altına girmiyor. Onu bir göstereyim. O da çok önemli. Bakayım. İnsanın 75'te bak. İnsanın letaifleri içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki bu öyle bir müjde ki şurası. Teşhis edemediğim bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de mesuliyet altına girmezler. Bu çok önemli işte bizim için. Mesuliyete de girmiyor. Bazen o latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar. O zaman sen onu dinleyemiyorsun. İntiharların bir kısmı böyledir. Ben değilim o zaman yani onu yapan. Onu yaparken ben olan ben değilim. Değilsin işte. Bak o kadar büyük nimet ki. Çok mesuliyette insanı kurtarıyor. Bak diyor ki, bazen o latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki, o anda şeytan devreye giriyor. Senin istidadın hakka ve imana muvafık değil.
Sen zaten adam değilsin. Sen ne özelliğin var? Bak beceremiyorsun. Senden bir şey olmaz. Sen dip adamısın. Kuyunun dibindesin. Diyor. Ne diyor? Özgüveni yıkmak için. Tam şeytan o anda giriyor. Şeytan aptal değil. Şeytan zekidir, akılsızdır. Aklı yoktur. Ustad öyle diyor. Yahudilere ve Deccal'a, maymuna ve tilkiye zeki ve desastırlar diyor Yahudi ve Deccal için. Ama akıl demiyor. Şeytan diyor ki o anda, istidadın hakka ve imana muvafık değil. Senin istidadın, hiç adam değilsin yani. Böyle ihtiyarsız baltı şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin, senin, öyle diyorlar ya, demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiş. Batsın bu dünya, kader yansın. Gönder sille kaderi Allah'a falan hep bundan çıkıyor. Sen diyorsan adam değilsin ki diyor. Seni çünkü diyor adam olsan, hakikaten Allah seni sevse veya haşa haşa Allah olsa senin böyle bir kaderin olmazdı diyor. Baksana bağırıp çağırıyorsun, bu kadar sıkıntı çekiyorsun günlerce, aylarca, senelerce. Ya bir cevap veren yok diyor. Ahmak şeytan, aha cevap veriyorum şimdi. Cevap veren yok, kim demiş sana, bu kadar derslere gittim diyeceksin. Bu kadar kitap okudum, bu kadar insan bana hizmet ediyor. İstanbul'dan bana geldiler, bu dersi bana yapıyorlar diyeceksin bundan sonra. Bak bunun için geldi diyeceksin. Öyle mi Recep? Öyle diyeceğiz yani. Şeytan dediği zaman demek senin kaderin, senin şekaveti mahkum etmiştir. Notları da okuyacağım işte. O biçare adam yese düşüp helakete gider. Ümitsizliğe düşer. Bediüzzaman geldi bana bu halden kurtulmam için. Hani benim kaderim böyleymiş? Hiç de öyle değilmiş. Onlar kaderin böyle mahkumuyum diye nini yapmaları doğru değil. Zaten dikkat ederseniz şarkı türkülerin hep isyan dolu görürsünüz. İsyan. Batsın bu dünya. Kar olsun. Ölelim. Ölelim. Ölsün. Hep böyle pozitif bir şey yok yani. Şimdi o zaman diyeceksin ki Ömer burada mısın? İçeri mi girdi Ömer? Burada. Dinle o zaman. Diyeceksin ki ya Rabbi bir günah düştüğümüz zaman şeytanı yükleyelim. Hani Lemalar 75'te bir iki latife vardı ki iktidar ve ihtiyarı da dinlemiyorlar. Allah'ım şu anda ben de bunu sen de iyi biliyorsun istemiyordum. Bu bir iki latife yaptırdı. Ya Rab şu günahımı şeytana yükle ve mesul değilim. Amin. Paketle ona. Şeytanı deftere ver, kamaracak yani. Kopyala, yapıştır yok. Kes, yapıştır ona. Sen hiç kalmasın. Kopyala olunca bir kopyası. Bir kopyası da sende kalıyor. Kopyala, yapıştır yok. Kes, yapıştır. Şimdi o bir iki latife burada anlatıyor. O bir iki latife kimdir diye. Allahu alem. Geleceğiz ona. Herhalde tahayyül ve tebehüm hem tasavvur hem tefekkür, tasdiki akli ve izani kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-i ihtiyari pek dinlemiyorlar. Bu. Teklif-i din altına çok girmiyorlar. Lemalar da öyle demişti. Burada biraz ip, varlığın ucunu gösterdi. Ne o? Tebehüm, tahayyül, tasavvur. Tebehüm. Tasavvur, tahayyül. Mektupta da var abi. 11. mektupta da var. Onu mu diyorsun? 351 miydi kalbim? Ne anlatıyordu orada? Hani irade ve ihtiyarı dinlemezler, teklif altına da girmezler. Latifesi. 351 mi? He? Öyle hatırımda kalmış İşte ama. Bu lemalardı işte o. He, aynısı. He. Evet. Bu akşam nimet olarak bu ders, yani yaptığımız her günah biz yapmamışız. Allah'ım o cinsten say diyeceğiz bundan sonra. Bu adam yaptırdı. Hepsini yükle. Süleyman.
Abi bu aslında çok önemli bir şey. Çok acayip değil mi? Onun için durgunlaştırdı beni. Ağır bir Niye şey. çok önemli bir şey? Çünkü bu zamanda özellikle tarikatlar kılı kıp yaran bir din anlayışından, işte Şeyh Edebali'nin ayaklarını odada Kur'an olduğu için uzatmadığı, işte uzatınca şimdi adam da kendisini onun yerine koyuyor. Uzatınca ne olacak? Uzatınca edepsizlik olacak. İşte Osman Neyse, evet. Şeyh Edebali'nin yanında gittiği zaman onun şeyinde çadırında, odasında neyse ayaklarını uzatmadı. Sabaha karşı iki diz üstünde oturduğu. Şimdi düşünüyor böyle bir dinin anlayışı. Ya ben bunu yapamam diyor. O zaman bu iş benim işim değil diyor. Ve bırakıyor. Ve bırakıyor. Şeytan hemen devreye giriyor. Aynen sen dediğin gibi abi. Diyor ki bu iş senin işin değil. Halbuki ne diyor üstad? İşte zaten her şeyin birbirine karıştığı bir asırda yaşıyoruz. Zaten her şey üstümüze yüklendiği bir asırda yaşıyoruz. Diyor ki insan hani ya alemlerin insan için yaratılmıştı. Cenab-ı Hak her şeyi benim için yaratılmıştı. Ya bu kadar her şeyi benim üstüme yüklüyor Allah. Bak ne güzel. Diyor ki bazı şeyler oradan geliyor sana. Evet, yani şey şöyle de bir şey var, bir şey yaptım, hatırlattım. Benim çok ağrıma giden bir şey. Allah Resulü'nün peygamberlik hayatı ne kadardır? 23. 23 sene. Değil mi arkadaşlar? 23 sene. Allah Resulü'nün 23 senede doğdu peygamberliği, öldü 23 senede. Sohbetinde mesela 1 saat, 2 saat sohbetinde 10 dakika cehennemden bahsetti. Veya Allah'ın tehdidinden bahsetti. Bir de muhatap kafirdi bahsederken yani. Evet, yani mesela o bahsederken bazı o sohbetlerinde göndermeler yapıyordu. Müşriklere, kafirlere, münafıklara, yanındaki gafillere de tehditlerden hisse alıyordu. Fakat bu 23 senelik hayatında bunları söylemiş. Şimdi bir alim veya birisi çıkıyor. Bu 23 senede söylediği negatif kafire, müşriklere, gafillere hatta Müslümanlara söylenen o cehennem tehditlerini topluyor. Cehennem ayetlerini, kabir azaplarını, haşirdeki durum. Yani pozitif değil de hep böyle bir saatlik içinde bir tencere sütü mayalayan bir kaşık yoğurt. Olumsuz. Çünkü yoğurt biliyorsunuz mikroptur, negatiftir. Tencereyi mayalıyor. Şimdi sohbeti mayalayan, hayatı mayalayan mikrop şeyleri, mikropları, kaşık yoğurtlarını topluyor. Kabir azabını topluyor. Haşir meydanındaki azapları topluyor. Sırat köprüsünü topluyor. Cehennemi topluyor. Ve bir kitap haline getiriliyor. Kitap. Sonra bu asın insanı bunu okurken o elbiseleri giyiyor. Kime denmiş bu hadis? Onun için asr-ı mücedidinin kitabını okumasan böyle olur. Yani doktorsuz ilaç kullanmaya benzer. Nasıl eczanedeki ilaçlar da hep insanadır. Onu da ver, onu da ver. Adam zehirlenir. Şimdi kafirlere söylenilen hadisi, çünkü bu hadis kime denmiş? Bak kim demiş, kime demiş? Nerede, ne zaman? Siyak, sibakı, sucunun, gusunun, zahrun, battun, hattun, muttalağın. Bunlar uzun tabii. Mesela adam Arapçayı öğrenmiş. Hadis mealini veriyor. Kafasına yatıyorsa hadistir diyor. Yoksa da hemen kafir de olabiliyor ya. Sen hadis değildir diyor. Mealine göre ahkam çıkartıyor. Neyse, o kitabı okuyor. O kitabı okuyunca, o kitabın muhatabı kendisi olduğunu tahayyül ediyor ve giyiyor onu. O elbiseyi giyiyor. Ondan sonra motor yanıyor. Sistem gidiyor. Dini anlatırken böyle ve şu karşınızda olan kardeşiniz de dershanede böyle konuşan adam değilim. Yurt dışına da dahil camilerde vazife yapan insanım. Kürsülere çıktığımız zaman, çıktıkları zaman demiyorum ben,
böyle nedense bir şey anlatmak için, karşıya kabul ettirmek için tehdit unsurunu kullanıyoruz. Sevgiyi değil de ya cehennemle tehdit ediyoruz, ya kabir azabıyla tehdit ediyoruz. Ya işte boğazımıza eritilip dökülecektir. Veya Sırat Köprüsü'ndeki şeyle, tehdit şeyleriyle insanları bir şeyi kazandırmaya çalışıyoruz. Oysa 23 senede söylenen o sözler hadiste yemeğe lazım olan tuz kadardır. Yemekle beraber o tuz çok güzeldir. Ama yemeğin dışında o yemekteki olan tuzu tek başına yersen o yenmez. Yemeğe atılan tuzu tek başına yersen yenmez. Ama yemeğin içinde çok güzel. Onun için o tehdit edici veya korkutucu hadisler ve ayetler bütünlük içinde bakılmalı. Bütünlük içinde bakılmasa insan ona muhatap addediyor. Kafire söylenilen sözü, imansıza söylenilen sözü kendisini muhatap alarak okuyunca motor kaldırmıyor. Bundandır ki bu yanlışa düşürmesin diye Allah Celle Celaluhu her 100 senede bir müceddidi din gönderiyor. Müceddidi din gönderiyor. Müceddidi din Kur'an, yani edile-i şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyas. Buna bakar, topluma bakar. Toplumun hangi hastalıkları var? Böyle topluma Kur'an'ın, İslam'ın dersi nedir? Onu ver. Eğer sen bu üçlemi yapan şu zatı, yani asıl imamını, müceddidi, topluma göre Kur'an'dan vermeyi değil de normal bir adam Arapça biliyorum diye kalkıp ayet ve hadisten ahkamlar çıkartmaya çalışırsa böyle oluyor. Zaten ehl-i sünnetin dışına çıkıyor. Vehhabi oluyor zaten. Vehhabilerde görüyorsunuz. Allah insan gibi düşünüyor. Er-Rahman alel arşisteva. Arşta istiva etti, oturdu. Allah böyle, böyle anlayışları var Allah'a. Onun için asıl imamı bize uygun, alim-i mürşit koyun olmalı, kuş olmamalı. Alim, yani koyun yavrusuna süt verir. Aldığı otu hazmettiği veriyor, hazmettiğini veriyor. Kuş ise kay veriyor. Çiğner çiğner hazmetmeden kusar. Ağzına alır bilgiyi, kendi yaşamadığı bir şey söyler. Ondan sonra kürsüye çıkan insanım ya. Şimdi bir haşim edin. Allah Resulü buyuruyor ki, tamam hadis doğru ama kime, kim için demiş bu? Yani bu hadis kafire denmiş. Kafirin can çıkma anını anlatıyor. Bilen bir insanım ha. Bak, kafirin can çıkmasını okuyan bir insanım. Müslümanın canı nasıl çıkacağını okuyan, okumuşum ben bunları. Bilerek söylüyorum size. Şimdi ben cemaata bir şey vereceğim diye, kafirin canı nasıl çıkacağını anlatan hadisi, ayeti, bu Müslümana söylüyorsun. Kafir yok orada. Müslüman da, Müslümana denmiş denmiyor. Allah Resulü buyuruyor ki, can böyle çıkacak. Adam da bakıyor, aman yarabbi. Motor taş atıyor tabii. Su patlatması değil. Artık krank, darmadağın ediyor. Çünkü niye? Korku hissi fazla tahrik edilmiş. Tamam. Ya korku var, ya da ayetlerde dikkat ederseniz kürsüye, hutbeye çıkıyoruz biz. Para verme üzerine sanki Kur'an nuzul etmiş gibi. Vermeye ait ayetleri kullanıyoruz. Oysa ne eyne selam yine süre. Neyse. Tabii ki bu anlatılan din, tabii bize sorulan din, kendimizi bir bakıyoruz. Ulan ben hiç buna uygun değilim. Şeytan da diyor ki tabii canım senin kaderin böyle zaten. Sen bak yapamıyorsun. Edebi farz yerine koyduğun zaman, edebi, mustahapları, mendupları farz yerine koyduğun zaman adam nasıl yap daha farzlar yapamıyor. Sen sünni mustahaplardan bahsediyorsun. Menduplardan bahsediyorsun. Mekruhlardan bahsediyorsun. Peki ne olacak? O zaman adam bu dinde benim yerim yok diyecek. Ben almaya da rastladım. Daha yakında gidiyorum birkaç gün sonra inşallah. Derse gelmiş, acayip birisi, 60 bacak bacak üstüne, böyle bir ilmi tevhid dersi vardı böyle.
çıkarken demiş ki arkadaşlara, ben bu akşam inandım ki bu dinde benim de yerim var. İnan bilerek söylüyorum size. Ben bir daha geleceğim. Bu dinde benim de yerim olduğuma inanıyor. Yani böyle. Peki bu adamları çekmek adına dinde mi kırpmak lazım? Hayır. Asıl imamlarının kitabını okuyacaksın, vereceksin. Kendini katmayacaksın. Kendini kattın mı ya ifrattasın ya tefrit. Vaaz ederken karı beni evde canımı darlattı. Bir yerde canım sıkıldı, araba gelirken sinirlerim yukarıya çıkmış. Kürsüye çıkacağım ben hocayım şimdi. O psikolojiyle çıkınca hincimi sizden çıkaracağım. Artık tehdit ne varsa söyleyeceğim size ya. Öyle oluyor. Yani bunu tekrar söylüyorum üçüncü kez. Bunu yapan insanım. Ben aramızda arkadaşlar vardır. Veya tanıdıklarınız vardır da böyle ne demek istiyor. Yani hocalarım şey. Bu hocalardan bir tanesi de benim. Çıkanlardanım yani. Ben evde lojmanda canım sıkıldı, bir yere kafayı taktım. Hanıma vesaire. O psikolojiyle gidip, aa arkadaşlar hoş geldiniz. Nasıl diyeceğim? Gergin bir şeyle. Mutluluk ait nasıl anlatacağım? Yani o günkü sohbetim benim psikolojime bağlı. Ama kitap okursam kitaptan beni devre dışı yapıyor. İşaretül Hicaz'da diyor ya, mesleğine, meşrebine bağlı kalmadan evet. Kur'an'ı şey yapamaz izah edemez, izah edemez diyor. İle bağlı olur. Ya meşrebinden tesir alacak, ya mesleğinden tesir alacak, ya cinsiyetinden tesir alacak. Onların yüklemesiyle yapacak. O tefsir olmaz. Kur'an olmaz. Umumi olmuyor. Kur'an olmaz diyor. Öyle bir şey olması gerekiyor ki hepsini içine alan bir şey. O da diyor mümkün değil. Bütün insanların alimleri bir araya gelip bir tefsir yazması lazım. O da mümkün değil. Ama bu tarz yani... Asıl imamı tarzında hani 100 senede geliyor ya. 100 senede bir müceddidi din geliyor. Ondan çok mühim. Yani ne ihtiyacımız var? Bu 10 dakika konuştuğumuz bundan. Bir parçası budur. Onun için ihtiyacımız var. Devam ediyorum. Vesveseli adam, dimağda tahayyül, tasavvur, taakul, dipten yukarı çıkıyorsun. Tahayyülüne gelen, resimlenen, hayaline gelen bir şeyi tasdiki akli zannediyor. Aklımın özelliği zannediyor. İşte bak imam bunu tespit ediyor. Hayır diyor. Hayaline gelen senin değil. Senin olmadığına delil nedir? Sen ondan rahatsız olmandır. Sen ondan rahatsız oluyor musun? Oluyorsun. Mesela emanet para var veya emanet bir eşya var üzerinde. İnsanı rahatsız eder değil mi emanet şeyler? Ya kaybolur bir şey olur başına gelir diye. Ama kendi paran malın olsa adamın fiyakası artar yani. Keyfi artar. Yürüyüşü değişir, konuşması değişir. Parası olunca adamı ısıtıyor çünkü para. Şimdi emanet bir para veya eşya sende olunca sıkıntı yapıyor. Vesvese de emaneten sana gelmiş. Senin değil. O vesvese emanettir. Çünkü sıkılıyorsun. Bana nereden geldi şu ya? Ne güzel aban vardı ya. Sıkıldın mı kardeşim? Senin değil kardeş. Senin olsa sıkılmazdı. Namaz kıldın. Ulan nereden kıldık ya? Bir daha kılmasam keşke falan diyor musun? Yok. Hoşuna gidiyor. Bakın şu adam o kadar acayip bir adam ki zeki. Aptal değil. Şeytanlık yapmaz. Tuvalet diye şeyleri getiriyor. Namazda da kötü şeyleri hatırımıza getiriyor. Acayip ya. Tuvalette nerede iyilik var? Biri geldi bana dedi ki abi tuvalette zikir yapabilir miyim dedi. Tövbe estağfurullah. Ciddi söylüyorum. Hayırdır yani tuvalette çok zikir yapmak geliyor kalbime. Tabii. Telefonla konuşuyorlar, mesaj yazıyorlar. Ben bir cenaze evine gittim. Cenaze evine gittim kusura bakmayın tuvalete ihtiyacına gittim özür dilerim. Baktım tuvalete oturduğun yerde kitaplık var. Ne okuyacaksan. Aman ya Rabbi. Bir şey okumak, dünyevi ve uhrevi bir şey düşünmek, erva habiselin sana hemen girmesine boyut açılıyor. Boyut yeridir. Banyo, tuvalet. Bunlar boyut yeridir. Erva habiselerin cirit attığı yer. Meleklerin değil, şeytanların vesairedir. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, banyoda bevletmeyiniz diyor. Vesvese hastalığına duçar olursunuz. Banyo yaptığınız yer. O kabinin içinde.
yaptığınız özel temizliklerinizi suyla göndermeyin diyor. Peçeteyi koy, kenara koy, çıkarken şey yaparsın. Poşete koyarsın, besmele ile kapatır, çöpe atarsın veya sünneti nedir? Gömmektir. Ayak basılmayan yere bu gömmek. Yani adam şimdi kitap ve gazete var orada. Günlük gazete koymuş tuvalette. İki tane almış. Bir salonda var, bir tuvalette var. Allah Allah. Ondan sonra diyor ki çocuğum, hocam ya siz hocasınız diyor, her gün başım ağrıyor. Niye diyor. Nasıl anlatayım? Biraz önce tuvaletteydim. Şimdi tuvaletteydim, nasıl girdiğini belli benim için. Bedi. Bu kronik baş ağrısı başlamış. Girmiş bir yerden işte. Biyolojik değil ki. Vesveseli adam bazen tahayyülü taakkul ile iltibas eder. Yani hayale gelen bir şüpheyi akla girmiş bir şüphe tevehüm edip itikadıma halel gelmiş zanneder. Mesela dimağda 7 mertebe vardı. Bir daha sayıyorum. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat 7. Dimağın son mertebesi itikat. Tahayyüle gelen bir resmi veya vesveseyi, vesvese buraya, son mertebe olan itikada gelmiş zanneder. Ki itikat iman değil. İman kalbidir, itikat aklidir. İtikadın bile bozulsa imanla alakası yoktur. İman kalptedir, elde ayakta arama diyor. Doğru. İtikat ise aklidir. Sayın bir daha, ilginizi çekti tuhaf tuhaf baktığınız için. En dipten tahayyül, çık yukarıya, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Dima'daki mertebe. İtikat neredeymiş? Dima'daymış. İman da kafada, elde, ayakta arama diyor. İmanın yeri kalptir diyor. Öyle mi Recep? İman oradadır. Dima'da, ha. Peki bu nasıldır? Hem şu da cevabı olsun. Allah Resulü'nün yanında itikadı olup imanı olmayan bir kısım insanlar vardı. Zahirdeki sahabe. İşte onlar Resulullah'ın sonunda vefatından sonra dinden döndüler. Mürtet dedikleri. Asla dinden dönmediler. Çünkü onların itikadı vardı, imanı yoktu. Mürtetlerin özelliği bu. İtikatları vardı, imanları yoktu. İtikat aklidir, iman kalbidir. Korku aklidir, haf kalbidir. Korku uzaklaştırır, haf lezzet verir. Çünkü hafullah'ta lezzet vardır. Hafın tam tıpatıp karşılığı korku değildir. Korku da vardır içinde. Haf kalbidir. Çünkü insan şöyle bir özelliği var tiniyetinde. Korktuğu her şeyden kaçar. Allah hariç. Allah korktukça, Allah'a haf ettikçe Allah'tan lezzet alır. Bir yaşındaki çocuğun diyor, ustad misal veriyor. Senin en tatlı halin nedir? Şefkatli annemin diyor, annemden yediğim bir tokatla tekrar sinesine sığınmamdır diyor. Tekrar çocuk ne yapıyor? Annesine sığınıyor diye. Vuruyor, ona gidiyor. Baba vuruyor, kaçıyor. Babadan kaçıyor. Ana vuruyor, anaya gidiyor yine. En lezzet hali oymuş. İşte bu çocukta gözüken bir şey, iman işte kalbidir. İtikad ise aklidir. Mantıklı olduğu için mi ibadet ediyor bu adamlar? Efendim? Mantıklı olduğu için mi namaz kılıyor? Yani mantık aklı yatıyor, mantıklı bir yol çiziyor, namaz kılıyor. Öyle, onun için yapıyor vesaire. Veya öyle zannediyor ama. Dolayısıyla şu şey geliyor. Şimdi itikadına bir sürü düşünceler geliyor. Ha, Allah yoktur ya, ya yoksa ya. Çürüyen insan nasıl diyecek falan. Bu imanla alakası yok. İtikatla alakalıdır. İtikatta böyle, hatta itikada biri daha gelmemiş. Bu tasavvurdadır daha. Yani tahayyül demek, hayallenmek, şekillenmek, şekiller. Oho, senin iradenle alakası yok. Adam fırtına istiyor. İstediği şekiller geliyor. Kardeşin geliyor, baban geliyor, kadın geliyor, erkek geliyor, para geliyor, dolar geliyor. Tam secdeye gidiyorsun, tak dolar geliyor resim. Ondan sonra ki, diyor ki sana şeytan, dinikum dinarikum kulbetikum nisaikum, dinikum dinarikum, dininiz paradır. Tam secde anında getiriyorum parayı. Lan bak diyor, sen diyor, senden ne olur diyor. Bak tam secde ettiğin anda dolar geldi diyor, sen dolara ettin diyor. Bana rastladın da çok böyle. Niye kılmıyorsun dedim ya filanı.
Hem de ilahiyatçı ha. Hocam dedi ben dolara secde ettiğimi hissediyorum, onun için yapmıyorum dedi. Ne acayip bir şey ya. Oysa ona dedim niye yapıyor? Ya bazısı diyor ki kadın geliyor diyor. Bazısı para geliyor diyor tam secde. Ben de ona dedim ki ona kadınsız ve parasız namaz olur mu lan? Kainatı bir Cenab-ı Hak kadınsız parasız yaratmamış. Namaz olur mu? Ne diyor bu diyor ya? Manyağın birisi bu diyor. Şimdi böyle deyince ben onu doğru söylüyorum. Hemen aşağı indiriyorum yani. O çok zirvelere taşıdı bu olayı. Çünkü senin değil ki bu. Sen hassas olduğun şeyi getiriyor sana. Bana başka şey geliyor. Secde bu gelmiyor. Ya peki o mudur? Yok arkadaşım. Senin ihtiyarınla, iktidarınla alakası yok. Senin zaaf olduğun, hassas olduğun, üzüldüğün hangi noktalarsa basıyor oraya. Mesuliyet yok ki bundan. Nereden biliyorsun? Rahatsız oluyorsun. Rahatsız olman senin olmadığını gösteriyor. Aynadaki yılanın timsali ısırmaz. Evet. Ayna misalini veriyor değil mi ustadımız? Diyor ki, aynada diyor yılan aksetse, yılan, karşıda yılan var. Oradaki yılan ısırır. Ama aynadaki yılan ısırmaz. Veya orada pislik var, necis. Aynaya aksetse, necis. Aynadaki pislik pis olur mu? Bu aynayı pis eder mi? Elini sürsen pis olur musun? Pislik burada. Aynadaki pislik. Pis olmasın. Çünkü oran buranın da yansımasıdır. Hayal böyledir. Hayalde olanlar seni ne necis eder ne de ısırır. Aynadaki yılan ısırmadığı gibi, aynadaki pislik aynayı pis etmediği gibi, hayal aynasına gelen yılan veya pisler de ne ısırır ne de pisler. Yaptığımız ameller itikadi mi, imani mi olduğunu nasıl fark edeceksin? En başında şu, sen ondan rahatsız oluyor musun? Demek ki ondan rahatsız olacak bir birimin çalışıyor. Onun adı imandır. Rahatsız oluyor. Gelip sordu, hocam secde ya, bu edilir mi ya diyor ya. Diyor ya, hani rahatsız olmuyor muyuz vesveseden? Vesvese ile kılınan namazdan sonra diyor muyuz, olan be ne güzel oldu ya. Kadınla para kıldık, şey namaz kıldık ya. Bayağı renkli olmuştur bu namaz diyor muyuz? Rahatsız oluyoruz. Rahatsız olan başka bir birimin çalıştığını göstermiyor. Senin malın olsa sen rahatsız olur musun? Demek ki emaneten gelmiş. Cebindeki para seni rahatsız etmez. Ama emanet para seni rahatsız eder. Bizim yaptığımız ameller mesela yaşantımızdaki işler... Onların itikadi veya imanı olduğunu nasıl fark edeceğiz? Ha bu zahir-i şeriat bellidir. Mizana vuracağız yani. Haram helallerimizi öğreneceğiz. Çarşı pazara gidince domates hemen patte alıyor musun? Çarşıya hemen girer girmez domates almıyoruz. Başından bir giriyoruz, kıçından sonundan çıkıyoruz. En kaliteli, en ucuz hangi nerededir diye. Şimdi hangi şey imana taluk ediyor? Hangisi imansız etmiyor? Mekruhtur, haramdır. Farzdır, haramdır. Bunları bilmemiz lazım. Zaten vesvesenin de musallat olmasının sebebi budur. İlim olmadığından. Tabii ilim olmadığından geliyor. İlim onu tard eder diyor. Cehil onu davet eder diyor. Evdeki hırsıza benzetiyorum abi. Hırsız. Hırsız yaşlı bir adam olsa evde adamı görse kaçıyor hemen. Yani bilirsen gider diyor ya. Evet. Yaşlı adam halbuki bir tane vursa yarısı boşa gidecek adama. Görür görmez adamı kaçıyor ama uyurken evi soyuyor. İşte vesvesenin diyor musallat olmasının sebebi sana diyor şey yapıyor. Araştırmaya vesiledir. Diyorsun ki olan mesela namaz bu işim namazı bozar mı bozmaz mı? Mesela namazda bir geldi bir vesvese. Namazın bozuldu. Diyebilmesi için senin namazı bozup bozmayan şeyleri demek bilmiyorsun. Bilsen sana namazın bozuldu mu bozulmadı mı demez. Aptal değil. Çünkü şeytan dimağdaki bilgiler realitedir, mahluktur. Enerji paketleridir. Orada biliyor senin namazı bozan şeyleri bildiğini. Bak şeytanın elindeki silah ne biliyor musun? Seyrettiğimiz, duyduğumuz, kokladığımız, tatlandığımız, tuttuğumuz şeyleri menfi veya müsbet. Eyleme geçirmediğimiz her şey şeytanın elinde silahtır. Okuduğun ilmihal bile, okuduğun risale bile şeytan elinde silah olabiliyor. Yani okunan bir bilgi eyleme dönüşmese şeytan onunla seni vuruyor. Namazdayken
Sen seyretmediğin bir video gelmiyor ki. Zulüm olur yoksa. Ha demek ki şeytanı Allah sana musallat ediyor sebebi tahariye dairdir. Araştır bunu diyor. Ya hocam namazım gitti mi? O zaman kardeşim namazı bozana bak. Niye onu öğrenmiyorsun? Bir fizikten geçmek için, redox sorusunu yapmak için üniversitede veya fizikte 106 tane, 108 tane elementin simgesini ezberliyoruz. A, U, M, N, H, 2, O, değil mi? S, O, N, O, N, O, 2, proton ağırlıkları ile elektron ağırlıkları ile ezberliyoruz. La bir fizikten geçmek için o da bir bölümü yani. Redox. Şimdi sonsuz bir hayata doğru gidiyoruz. Dünyada bitmiyor ki. Dünyada başladık. Kabir, haşir, sırat, doğru, ebede doğru gidiyoruz. Lazım olacak bilgisi burası için değil ki. Bir fizikten geçmek için bunu ezberleyen namazı hangi şey bozar? Ne var? 10 dakikada 1 saat televizyon seyredeceğine 10 dakika bunu okusan, her gün 10 dakika bir bilgi ilmal okusan, ayda kaç dakika eder? 300 dakika. Saata çevir. 6, 7 saate yakın. 5 saat mi? 6 kere 1, 30. Tamam. 5 saat. 5 saatte sen ilmi halin belki de 5'te 1'ini okursun. Ömer Nasuh Bey'in. Değil mi? Ha, demek ki vesvesenin bir sebebi tahariye dairdir. Yani araştır. 2. Ciddiyete vesiledir. Öyle böyle abdest alın. Ne var ne yok ya nasılsın falan. Onun için abdest alın konuşulmaz. Sen öğle namazı sünnetini niye edermiş? Allah Resulü öğle namazın sünnetini kılacağım dememiş ki. Allah için namaza demiş. Onun yaptığı sünnet olmuş. Farz. Farza girerken o hani bir futbolcu antrenman yapar ya ısınır. Ondan sonra spora girer. Isınmadan hiçbir futbolcu veya sporcu olaya girmez. İşte farz o kadar mühim ki o farz denilen aleme girmek için ısınma var. Sünnet. Sünneti kıldın. Öğle namazın sünneti. Farzı kılacaksın konuştun. Sevabı durdu ama hal gitti. Kılmamışsın gibisin. Dünyevi bir kelam etmeyeceksin. Çünkü sünnet ısınmak içindi. Hiç dünyevi kelam etmeden motorisinin uçak ondan sonra kalkıyor diye. Sen tam uçacaktın motoristi bitti. Yönden sıçacaksın. Öğle namazını kıldın sünnetini. Konuşma kardeş. Uçacağız artık. Farza geçiyorsun. Ya bilmiyoruz. Bileceksin kardeşim. Bilmemek özür değil. İnsan mısın kardeşim? Ya ben açlıktan öldüm. Niye? Yemek yemeyi bilmiyordum. Öğreneceksin kardeşim. Nasıl yeniyor öğreneceksin. Domates almayı bildiğimiz gibi bunları bileceğiz. Niye? Mecbur. Çünkü insanın özelliği. Yapamayacağın bir şey de Allah sana bana teklif etmez. Demek ki tahariye dair birincisi araştır. İki, yaptığın işi ciddiye al. Yani ciddi. Ciddi ne demekti? Yaptığın şeyi niçin yaptığını öğren. Sonra lakaytlığı atar. Tamam geliyorum şey. Arif'im geliyorum tamam. Yarın öğle namazını farz edelim. Allah'a bekler. Yani adam namaz kılıyor mesela. Oturmuş. Belden aşağı felçli. Bakkal. Burada olmuş ya. Polatlı'da ya. Oturuyor. Bakkal. Hem televizyon seyrediyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ben de toptancıyım diyor burada. Burada bir kardeş ismi Ömer. Beni gördü. Errahmanirrahim. Aleyküm. Ona baktım ona. Namazda mı değil mi? Namazdaysa bir şey okuyor. Ama televizyon da seyrediyor. Bana da otur diyor. Ha? Geri gideceğim. Tam geri gidiyorum. Errahmanirrahim. Aleyküm. Bu arada neyse selam verdi. Ne yapıyorsun dedi. Namaz kılıyorum. Nasıl namaz? Namaz geçiyor dedi. Onu niye seyrediyorsun? Dizi gidiyor dedi. Bana böyle yaptın. Sen de gidiyorsun dedi. Üçünü cem etmiş adam. İşte namaz böyle olur. İşte namaz böyle ölür. Namaz böyle ölür. Allah razı olsun. Ya ciddiyete dair ya. Böyle olur mu ya? Böyle bir şey olur. Allah. Lakaytlı atar. Tehavunu def eder. Aldırışık var ya. Aman. Anne babadan miras kalmış gibi din kalmış. Namaz kılmak. Ya ben kendimi okusana kardeşim ya. Onu ya.
Onun için Cenab-ı Hak, Hakim-i Mutlak şu dar-ı imtihanda, şu meydan-ı musabakada bize bir kamçıyı teşvik olarak vesveseyi şeytanın eline vermiş. Yani lakayt olma, ciddi ol, araştır, uyanık ol diye şeytanın eline vesveseyi vermiş. Televizyondan kalkmaz. Akşama da iş yerindesin. Ya arkadaş, bu dünyaya biz televizyon seyretmeye gelmedik ki. Televizyon seyretmeyin. Merak etme, acele etme. Sermedi manzaralar seyredeceğiz orada. Bu ihtiyaç var. Donanımda var ama ne olur, ihtiyaçlarımızın bazılarını ertelemeyi ve ötelemeyi bilmeliyiz. Seyredeceğimiz şeyler var. Mesela anne kanda çocuğa ayak takıldı diye yürümeye kalksın. Ulan orada yürünür mü ya? Niye taktı ki diyor Allah bana diyor bu sır çocuk. Yani taktı ama dünyaya göre taktı. Sen dünyaya geldikten sonra kullanacaksın. Göz taktı, orada kullanamazsın. Dünyada kullanacaksın. Anne kanda ayak kullanmak, göz kullanmak nasıl yanlışsa bu dünyada da bu sihirler kardeşim. Onu tehir edeceksin. Aynı öyle yanlıştır. Ne yapacağız onu? Erteleyeceğiz bu iştahımızı. Bunu becermeliyiz. Ertelemeyi ve ötelemeyi bilmeliyiz. Bu sermedi manzaraları da seyredeceğiz. Hem de kainatın kuruluşundan beri Allah gösterecek bize. Kainat nasıl kuruldu? Ne ya iki tane serserinin hayatını mı seyredeceğim? Hep de yalan. Oturuyorlar böyle bir şeye, tamam mı? Çamur koyuyorlar, onu büyütüyorlar, bilmem ne yapıyor. Bir mağma tabakası gösteriyor. Ha, sonradan birkaç dakika çekim yapıyorlar, bir saat oturup kahve içiyorlar. Bizimle dalga geçiyorlar ya. Biz şey miyiz ya, sığır mıyız ya? Ya bak, bu kaç günde şey yapılıyor film, değil mi? Kaç ay? Adam soytarının, affedersiniz, soytarının hayatını seyredeceğim. Benim hayatımı seyretsin. Ne seyredeceğim ki ben onu? Benim ezel, ebedi hayatım var ahiret. Onu seyrederim ya. O filmler nasıl çekiliyor bir görseniz yani. Arkada bir tane şey vardı, bir dizi gösterdi bana. Dizinin arkası. Nasıl çekiyorlar? Ha, soytarı ya. İnsanlıklar ne kadar yok. Oturuyorlar ondan sonra kahve içiyorlar. Hadi psikoloji mi? Tamam, toparlanın, hadi bakalım. Geç oraya. Ağzını eğip bakayım. Ondan sonra böyle. Bu olur mu öyle bir şey ya? Ondan sonra iyi. Yat aşağı. Ha tabii. Televizyonu kapattıktan sonra maşallah o kafan sakin bir kafa. Nurani ve ruhani. Nurani ve ruhani bir haller gelecek. O alemler sana açılacak. Rahat rahat. Mişil mişil yatacaksın. Onu takkemi al. Ne doldurursan bardağa o gözükür. Onun yalanını seyrederken kendi gerçeğini kaçırıyorsun. Evet. Kendi gerçeğini kaçırıyorsun. Ve onun yalanından sormayacak Allah, senin gerçeğinden soracak. Ya kardeşim, su bardakta durduğu gibi durmaz suyu içersek. Öyle mi? Su içtiğimiz zaman göz olur, kulak olur, saç olur, tırnak olur, güç olur, enerji olur. Seyrettiğimiz her şey, dinlediğimiz her şey, kokladığımız her şey, tat aldığımız her şey, dokunduğumuz her şey aktif oluyor, aktif. Suyu içince nasıl organlar aktif oluyorsa... Gözle giren, kulakla giren, elle giren her şeyde aktif ediyor insanı. Onu bil, adın gibi bilmen lazım. Yani sırf sen değil hepimizi, ben burada konuşuyorum diye bunun sahibi ben değilim. Ben birinci derece muhatabım. Yani hayattan kesitler yapıyorum çünkü ben yaşamışım. Ben bunları yaşamazsam, bu ihtiyacı da dile getiremem bunu. Hem bazen tevehüm ettiğim bir şüpheyi imana zarar vermiş bir şek zanneder. Allah Resulüne de sormuşlar zaten. Ya Resulallah, bazen diyor vehimize geliyor imansızlık veya şey. Yanlış. Diyor ki içinizden geçeni diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İçinizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça mesuliyet yoktur. Tam tersine sebep var. Ya içinde bir güç var. De onu. Yap onu. Ver ağzını payını. Ver ya. Geliyor ya böyle. Ha, onları, mesela bir tane vardı. Hasan kardeş, buyur abim. Ya dedi, cumaya dedi, nereye gittin falan camiye. Ya bakmadın mı dedi o giriş kapısı falan. Ya ne hayırdır? Ya giriş kapısı sağ tarafta bakmadın falan. Ya neresi bakacağım ya? Ya orada dedi, şırıldak mı ne diyorlar, elektrikler kesilince yanan lamba. Işıldak. Onu koydum diyor da, yani acaba yakıştı mı diye.
Buraya yakışmıştır ama sana yakışmamıştır dedim. 99'u gitti, biri kaldı. Peki niçin anlattım bunu? Yaptığımız bir iyilik enerji gibi, sebabın bizdeki fiziksel boyutu enerjidir. Dolu dolu enerji yığılır. Yaptığın iyiliği hemen Allah verir. O şimdi o enerji balonu deler, havasını almak için şeytan delmek istiyor şimdi. Hava gitsin. Onun için orada ışıldak uydu mu söylettiriyor. Ama onu söylemesek, bir şeyi anlatmak için kullanacağım bunu. O enerji o büzüşüyor. Gaz su oluyor. Kemalat oluyor. Demek ki sebabın ve günahın fiziksel boyutunda enerji oluyor. Yaptığımız iyilik bedensel enerji. Yaptığımız o iyilik kabirde nur ve gıda. Yaptığımız o iyilik haşirde sennet ve berat. Yaptığımız iyilik sıratta burak oluyor. Cennet hakikat oluyor. Fiziksel boyutunda da pozitif enerji oluyor. Günahlar da böyle. İşte içimizden geçen bir şeyi Allah Resulü diyor ki, İçimizden geçiyor ya Resulallah kötü şeyler. Mesul muyuz? Ne güzel demiş. 86. sayfada galiba Ömer Nasuh Bilmen'de. Marifim. Diyor ki içinizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça mesuliyet yoktur. Tam tersine de onu, söyle onu, vur ağzını payını falan diyor ya. Yapmadıkça onun adı sebaptır. Onu diyen kim? Şeytan. Kendimizi üçe ayıracağız bundan sonra. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Üç ayır. De onu, ver ağzını payını. Bir de bakarsın başka bir tarafın ayıptır, günahtır ya. Ne yapıyorsun? Tam bir fırsat, yap onu. Günahlar fırsat kabul ediyor. Sen de bunu bilmeyince kendini, ola ben hangisiyim ya? Bu muyum? Hayır kardeşim, sen ikisi de değilsin. Odunun içindeki duman ve nur gibi. Sen ben olan ben ikisinde bir tanesi dışındasın, busun. Buna diyeceksin ki sistem, kes. Sen haklısın. Onun için bu şerli ve hayırlı olayları şöyle değişir diye ezberleyebiliriz. Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile sahipleniyorsun. Değişir diye ezberleyebilirsiniz. Baş harfleri. Dua ile, iman ile. Değişir. Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile. Gelen bir kötülük. Senden geldi serseri. Çek. Efendim namazda kadın geldi, para geldi. Senden geldi benim. Benimle alakası yok. Bana diyor ki, Almanya'da teravih kıldırıyorum. Adamlar burasına gelmiş zaten. Yemek yemiş akşam. Zor gelmiş camiye. Teravihe. Sünneti, lojmandan çıktım. Sünneti kıldık. Camiye geldim. Kimse yok. Farzı kıldırdım. Kimse yok. Son sünnet, selat-ı vitre geldi en son. Bana diyor ki, senin abdestin yoktu diyor. Ne yapmam istiyor? Diyor ki, cemaat, geri döneceğim. Benim abdestin yoktu biliyor musun? Ulan camdan aşağı atarlar seni ya. Yani burasına adam gelmiş, teravihi kıldı. Hoca efendi diyor ki, benim abdestim yoktu. Ha olmasa ne olur? Demene de gerek yok. Hemen sahabi adıma çömel, arkadaki adam gelsin devam etsin. Hiç deme. Sen kendini iade edersin. Abdestin bile olmadığını çıksa. Ama ben ne yaptım adama? Ben zaten abdestsiz kılıyorum. Her zaman abdest olurum. Baktı olan bu benden daha serseri. Çekip gitti. Niye? Araştıracakmışım. Acaba ne zaman gitti? Gaz mıydı? Bilmem tuvalet miydi? Ne yapacağım ki? Niçin bana abdestsiz olmadığımı söyledin? Onu anlatmak için anlatıyorum. Şeytan benim abdesti kılmamı istiyor. Dindar olmamı istiyor. Güzel bir namaz kılmamı istediği için bana söylüyor. Öyle mi? O zaman niye noşmanda demedin bana? O zaman bana niye sünnette demedin? Farzda demedin, geldin dibinde söylüyorsun bana. Ben de yerim yani. Senin şeytanlığını yesinler sabah ağzına, benim arasında. Hemen ilim onu tard eder. Niye noşmanda demedin? Deyip, o ki benim dindar olmamı istiyordu. Abdestsiz kılmamı istemiyordu. Başta niye demedi? Hop Hasan nereye gidiyorsun, abdest alsana, abdestin yok ya. Ya öyle mi ya? Ya ben şeytanım ama bakma abdestsiz kılmanı istemem senin. Orada demedi. Dipte söylüyor. Hiç kurcalama, hakikaten abdestin var mıydı? Ne zaman bozmuştun? Tamam tuzağa düştün. Sen o ki namaza durdun.
Abdestsiz durmazsın, senin imanın öyledir. Öyle büyümüşsün. Abdestin var mıydı de sakın olan. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Olan nerede acaba şey yaptık ya abdesti? Araya girdi şimdi. Tuvalette falan diyor. Errahman. Allah Allah. Kafa gitti. Ya yapmayacaksın. Hiç karıştırmayacaksın. Çünkü niye? Şeytanın hilesi olduğunu ilmen de bileceksin. Bak lojmanda demedi. Hiç karıştırma. Diyelim ki namazı kıldın, herkes dağıldı, tebeyyün etti. Fıkıhtaki kaydıyı söylüyorum. Hakikaten abdestsizsin. Kesin ama. İhtimal de değil. La ibretel ihtimali gayrinin aşağın delil. Bir delilden, bir nastan, bir kesin bir şeyden çıkmayan bir şeyin hiçbir delili yoktur diyor. Kesin biliyorsan sen namazını iade edersin demezsin cemaate. Zannı galip ile amel edilebilir abi. Tabii. Çünkü niye? Ben zaten abdestsiz durmam ki hayatımda. İlk defa mı abdest alıyorum? İlk defa mı namaz kılıyorum? Yok. Benim imanım nedir? Abdesti namaz kılmak üzerine kurulmuş. Benim imanımdaki namaz bu. Ha, o zaman benim ıttılağım yok. Diyelim ki abdestim bozuldu. Ama benim haberim yok. Allah ehl-i sünnet ve cemaat itikadında merhamet etmiş. Senden kabul edilir. Gerçi abdestsizdin ama senin ıttılağın haberin yoktu. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyete göre mesuliyet takarrur eder. Senin iktidarın, ihtiyarın, salahiyetin ve mesuliyetin olmadığı için aynı senin zannın üzerine Allah muamele ediyor. Abdestsiz olduğun halde abdestliyim zannın üzerine Allah abdesti muamele ediyor. Ama Vehhabi ne diyor? Onlar mezhebinde. Sen diyor hakikatte abdestsizdin diyor. Bilsen bile diyor namazın olmamıştır. Allah'a en azından vallahi böyle vesveseden kurtulmak için ehl-i sünnet olmak lazım. En azından. Vehhabilerin bir kısmı intihar ediyor. Zahire bakıyorlar. Zahir şeriata bir bakıyorlar. Kur'an'a bakıyor, hadise bakıyor. Hadis okuyor, giyiyor hadisi. Hadisi okuyor, giyiyor. İlle sen Vehhabisin diye birisi sana simgeyi vurmuyor. Yani ayet ve hadiste gidenler bilmeyerek de Vehhabi oluyor. O zaman bedeli nedir? Giyiyor, okuyor meali, giyiyor. Her okuduğu şeyi giyiyor, yayıyor. Onunla amel etmeye çalışıyor. Tabii ki mümkün değil. Ondan sonra motor yanıyor. Hayatın belirli safhasında çıkmaza gidiyor. Hem bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi tasdik akdeye girmiş bir şüphe zanneder. Hem bazen bir emri küfrede tefekkürü küfür zanneder. Yani dalaletin esbabını anlamak suretinde kuvve-i müfekkirenin cevelanı ve tetkikatını bir tarafane muhakemesini hilaf-ı iman zanneder. Mesela bazen de eğer hani diyoruz ya tefekkür için Allah yoksa bunu nasıl izah edeceksin? Bu dünyanın dönüşü, elmanın yaratılması, insanın çapılması, bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı, o zaman bu aklı kullanan kimdir? Eğer yoksa böyle birisi nasıl izah edeceksin gibi tefekkürde kullandığımız farazi yokluğunu şeytan diyor ki bu farazi hakiki olarak sen zannettin diyor. Hayır. Yani bu tarzdaki anlamak için kullanılan denilen şey küfür değildir. Yani tevehüm-ü küfür, tefekkür-ü küfür, küfür değildir. İşte telkinat-ı şeytanenin eseri olan şu zanlardan ürkerek eyvah kalbim bozulmuş, itikadı mahallel gelmişler. O haller galiben ihtiyarsız olduğundan, bu gelen haller ihtiyarsız olduğundan ihtiyar aklidir. İrade, bir bardak su verilmiş. Kalbi. İrade kalbidir. Ha burada varmış, tamam. İrade kalbidir. Arkadaşlar bu çok büyük farktır. Vicdandan bahsediyorum. Vicdanı bahsedeyim. Vicdan içinde ne vardı? İrade, his, latife-i Rabbani. Sırayla. İrade, his. His değil. Zihin. His. Latife-i Rabbani. İrade kalbin içerisindeki vicdanın bir birimidir. İhtiyar ise aklidir. Mesela tilki, maymun. Tamam. Ne yapar? Şu mu? Arı da öyle. Yaprak mı, çiçek mi? Odun mu, su mu? Vesaire. Tercih değil mi? Hayvani özelliklere sahip olanların tercihleri irade değildir. İhtiyar. İrade insanın bir özelliğidir. İhtiyarla yapıyor. Onun için imansız olanların kasten, fetret ehli olanların değil, İslamiyet'i bildiği halde reddedenlerin hatamallahu ala kulubihim var ya, ve ala semebsarim ilahı.
Orası mühürlendiğinden dolayı onların iradeleri yoktur. İrade ile ihtiyar arasındaki farkı anlatırsam daha iyi anlaşılır. Toplum daha iyi. İhtiyarın özelliği mevcutlar arasında bu mu bu mu? Bu mu bu mu? Şu mu o mu? Kıyaslama mı abi? Efendim? Kıyaslama mı? Kıyaslama ile. Kıyaslayarak seçim yapmak. Seçmek. Bu mu o mu? Şu mu bu mu? Ama mevcut olacak. Bunu tercih etme özelliği ihtiyardır. Bu da hayvanlıktı yani. Mevcut olması lazım. İrade ise bu mu o mu şu mu? Bir. Bu mu şu anda var olan yoksa Allah gaybda bize verecek. Mesela diyor ki şu günahı terk et. Ben sana cenneti vereceğim. Cennet gaybdadır. Günah hazırdadır. İradenin bir özelliği var ki hazır ile gaybda olanı tercih eder. Vazgeçebilmesi için ihtiyardan üstün bir birimi olması lazım Arif'in. İhtiyarımdan vazgeçtim diyor. Yani hayvanlığımdan vazgeçtim. Hayvani şey tercihtir. İhtiyar hazır olanlar arasındaki tercihlerimiz, tercih yapma mekanizmamız. Cüz-i ihtiyarından vazgeçmesi için iradesi olması lazım. Olması lazım işte bir üst birim. O da irade olması lazım. İradenin bakın mevcutlar arasındaki tercihi de yapar. Mevcut ile gayb arasını da tercih eder. Ama ihtiyar peşincidir. Taksit de çalışmaz. Onun için mürtetlerin dini bildiği halde veya işte bu memlekette ezanı duyuyor, teravihleri duyuyor. Adam lakayt kalıyorsa, dine şeyse, negatifse, onun kalbi zayıflama nispetinde iradesi yoktur. Yani insani latifesi, duygusu yoktur. İrade yok onda. Neyle hareket eder? İhtiyarla. Bir başka örnek vereyim. Babası ölür. İçeride yatıyor. Ben hoca olduğum için söylüyorum. Almanya'da, Türkiye'de. İçeride babası kefenle sarılmış. Evde oturuyorlar. Ha 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 yaptıklarını biliyor. Maç konuştuklarını ben şahidim. Niçin? Mesela gömülüyor. Gömülen bak. Amcası. Amcasına bakıyor. Alıyor. Tabii amca ya. Ben ne bilecek hocadır. Ben de burada duruyorum. Beyaz eşya sahibi bunlar. Hiç unutmuyorum söz, misal da vermiştim size. Oğlu geliyor vurdu. Ne oldu diyor. Baba diyor o şey diyor. Senet yatırmadılar diyor o malı alan falan. Demedim mi lan ben size o malı vermeyin diyor. Gidin arkasına yazdırın ben burada idare ediyorum. Tamam hadi lan. Neyle yapıyor? İhtiyarla yapıyor. İrade yok ki. Abi o kadar çok televizyon seyretmiş ki herkes oyuncu olmuş artık. Film artist değil mi? Herkes artist değil mi? Peki ben beni çok meşgul ediyordu. Şimdi soruya geliyorum. Bu nasıl oluyor? En acayip ikaz edici, insan en çok etkileyici ortamda bile etkilenmemesinin sebebi senin ve benim zannettiğimiz latif duygular yok. Ölmüş. İptali his. Yani bir hissin iptal olabilmesi için o hissin var olması lazım. O his çıkmamış. Bak babası orada kefenli. Burada ha 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 tartışma yaptıklarını biliyorum. O hoca geldi benden hürmete sustular. Sonra düşündüm nasıl oluyor? İptal istiyor ya 632 sözlerde. Mesela dişçi muamele yapmadan önce uyuşturuyor. Buna iptal isteniliyor. Bu adamları iptal isterken yok ki. Yani o çekirdek olan tedbir, korku, kabirde hesap. Hani mezara bakarken ağlayan kim için ağlıyor? Onun için mi zannediyorsun? Kendin için. Aslında o bir aynadır. Kendimizi seyrederiz. O girerken ben giriyorum. Çünkü yarın ben gireceğim. Adam girmesini bitirmiş. Niye? İrade dumura uğramış. İhtiyar var. İhtiyar da hayvanlıktır. Mevcut arasında. Bu mu? Bu mu? Buzdolabı. Amca. Amca gitmiyor. Şimdi çamur olacak. Git arkasını yazdırma. Ben buradayım. İdare edin. Eğer cenazeyi kaldırın. Gidin lan. Şey İhtiyar. İrade değil. Yani latif özellikler, hani şaşırırsın değil mi? Ya bu adamlar bu kadar dini gerçek, bu ayeti kerime var, hadisi şerifler var, bu kadar mesuliyeti mucip olan bir şeyi, bu hoca, hocaya dine haram olan bir şeyi nasıl der?
Adam dümura uğramış. Senin hassasiyetin yok ki. Sen onun için şaşırıyorsun. Çünkü senin dünyanla sen mükellef olduğundan kendin dünyana göre değerlendiriyorsun. Ulan bu durup dururken bedihi bu ayetin zıttını nasıl diyor? Çok acayip. Hiç de vicdanı kıpırdamıyor yani. Gık bile etmiyor. Hiç etkilenmiyor biliyor musun? Bak kocadır diyeceksin. Ehli bidâ işte. Allah Resulü diyor ki aleyhissalâtu vesselâm. Bu ama hadis imamlarından alıyorum. Ben çıplak olarak ondan almıyorum. Ben diyor her türlü günahı, rezilliği olana şefaat edeceğim diyor Müslümanım. İnşallah. Layıksa edeceğim. Fakat ehli bidaya şefaatim yoktur. Zira ehli bida cehennemin köpekleridirler diyor. Çünkü günah işleyen kendisine zarar vermiştir. Öyle değil mi? Günah kendisinedir. Ehli bida ise dini bozmuştur. Sen dini bozamazsın kardeşim. Sen kendini bozarsın. Kürsüye çıkmıyorsun ki. Televizyonlara çıkmıyorsun ki. Bir cemaatin lideri değilsin ki. Senden dolayı dinine yön veren yok ki. Varsa çoluk çocuğun o da mesul. Ha, kasten senin de bir de hatan o. Ama kasten bilerek dinin böyle olduğu halde zıttını söylemek. O ehli bidadır. Cehennemin köpeğidir. Ona diyor şefaatim yoktur diyor. Bakın kişi günahıyla kendisini tahrip eder. Ehli bidâ dini tahrip ediyor. Allah'ın dinini tahrip ediyor. Allah'ın iradesine çıkıyor. Güzel bir şey sorayım ben. Mesela irade ihtiyar noktasında. Ben buradan çıktım gittim. Evde risale de okuyabilirim. Televizyon seyredebilirim. Diyelim ki risale okumadım televizyon seyrettim. Bir de seyrettiğin zaman ne oluyor onun hükmü? İraden yok. Hayvanlık denilen ihtiyarım var. İhtiyar sana hakim. O muttasın. Yani Müslümanlık bana hakim değil. Şu anda sana İslamiyet değil, nefis hakim. Aklını başına al diyor. Mesela deseler ki, Hasan Takke'nin kafanı al. Peki kim var? Boş. Kafamdaki kim hakim? Şeytan hakim. Şimdi diyebilirim senin vicdanına ben desem ki, canım imanın sana yaptırıyor. O televizyonu açtıran, o filmleri sana seyreden iman mıdır? Değil. Kimdir o? Başka bak ortası yok ki. Kitap okuttursa imandır. Tabii. Şeytan yaptırıyor. Ama imansız olmazsın. Ha, yani bunu sana yaptıran şeytandır. Ama fiiller, çünkü fiil ameni, imanın bir cüzü değil. Yani o zaman benim seçim noktasında daha ihtiyaç seviyesi için, irade seviyesi daha çıkmamış. Çıkma ama çıkmamışım değil. O anda çıkamamışsın. Ama başka zaman çıkmışsın. Bir bakıyorsun ertesi gün galip olmuşsun. Bir bakıyorsun, lan yarım saat seyrettin lan, lanet olsun şunu ya, kapat lan şunu. Kapattın gittin güzelce ne bir abdest aldın. Ya Rab affet beni. Yarım saat mi seyrettin? Ondan sonra 1,5 saat Kur'an okuyorum lan. 1,5 saat risale okuyorum. Ha o zaman irade moduna geçtim. Bak o zaman diyor ki ulan, ya bu adama bak ya şeytan diyor. Yarım saat seyrettirdim ama 1,5 saat Allah'a ağladı. Anasını ağlayan çocuk gibi ulan bir de böyle yapmayayım ya. Çünkü öyle bir ağladı ki aşağı vurdu ya. Bazen günah hayra bastı alıyor. Öyle ağlıyor ki. Namaza kaldıran var ya. Değil mi? Hazreti Ali'yi kaldırmış değil mi şeytan? He? Yok. Hazreti Ali, Ali biliyor. Hazreti Ali. Ömer mi? Hadi Ömer de olsun, ikisi de olsun. Namaza kaldırdı. Niye beni kaldırıyorsun? Seni bir kere uyuttum diyor. Öğlene kadar ağladın. Allah daha fazla sebap verdi sana diyor. Bir daha dedi ben tahammül edemem o sebaba. Sen kalk gene dedi. Normal işini yapsın. Tamam. Şimdi bir 10 dakika bir televizyon olan gene beni tuzağa düşürdün ona şalık. Hemen pat diye kapatıver. Al abdestini çak asayı Musa'dan. Bak ne yapıyor bir daha sana yapıyor. İstersen dene. ama şu çok tehlikeli. Kalbin bozulmuş, itikadım halel gelmiş der. Ya benden bir şey olmaz ya. Ben de bir şey olmaz canım. Bak şeytan diyor. Kalbin bozulmuş, itikadın bozulmuş. Ya itikadın bile bozulsa, itikad iman değil. İtikad aklidir. Ya. Şu anda teyit etti o adam. Tam vurdu sola. Sağınız çınlarsa diyor Allah sizi anmıştır.
Salıvırsa şeytan sizi yani ziyaret etmiştir. Ziyaret ediyor. Şimdi gitti. O haller galiben ihtiyarsız olduğundan cüz ihtiyarisiyle ıslah edemediğinden yese düşer. Bu yaranı meremiş odur ki devam ediyor. Yani ümitsizliğe atmak için adam her şeyi deniyor. Ümitsizlik günahtan beterdir. Çünkü şeytanın 52 tane sıfatının temel 4 sıfata indirgenmiş. Şeytanlığın en rezil sıfatı. Gurur, kibir, haset, yeis. Ben merkezli, akıl hakimi olmak, yeis. Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan ümidini kesenler kimlerdir? Kafirler. İşte evet, amelsiz, amel yapamaman, muvaffak olma, kafir yapmaz ama yeis seni kafirliğe götürür. Onun için ne diyor? Sen de bir şey olmaz ya. Bak yapamıyorsun. Bak amel imanın bir cüzü değil. Ama amelsiz de iman sağlam kalmıyor. Amel de sanki o tarlaya çit yapıyorsun ya hayvanlık girmesin diye. Veya amel imanın tapusudur. O tarla, o bina senin olduğunu alamettir. Amel imanın tapusudur. Veya o tarlaya hayvanlar girmesin diye çit sarmaktır. Peki burada duralım ama şu şeyi okuyayım ben size. Topladım size lazım olur diye önce okuyacaktık. Fakat okuyayım. Vesvese Allah'a kaçışın, Allah'a sığınmanın vesilesidir. Vesvese içinde kötü sözlerin, seslerin çıkması, radyo frekansının değiştirmen lazım. Radyo şarkı da söyler, Kur'an da söyler, sen çevir onu. Mesela radyoda frekansı değiştireceksin, kanalı. Değiştirirken bazen sesler geliyor, şarkı türkü. Onun gibidir vesvesenin şeyi. Hiç kale alma. Ya niye çaldı? Rakı geçerken çalar ya. Başka, tuvalette hayırlı, namazda da kötü şeylerin gelmesi şeytanın vücuduna delildir. Eksikliğin cehalet tarafına sana bildirip gösteren sistemdir. Vesvese, eksikliğini, cehaletini sana gösteren sistemin adıdır. Vesvese, kendindeki farklı yapılardan haber verendir. Farklı farklı yapıların sahibi olduğundandır. Seçiyorum. Kendini tanımadıkça düşmanlarını asla tanıyamazsın. Kendini tanırsan, içeride bu odun gibi düşün, 18 bin alem burada kendisini ifade ediyor. Tek bir hakikat değilsin, ikide bir oynaksın, oynak oluyor. Duygular onun için ikide bir değişiyor. Yani o alemin çekim alanına giriyorsun. Bir misal vereyim buna ait. Ayın dünyaya yaklaşması, uzaklaşması nispetinde ne oluyor? Gelgit olayları oluyor. İşte yıldızların bile hareketi bizim halimizin değiştirmesine vesile oluyor. Dünyamıza ay yaklaşırsa gelgitler oluyor ya, su gidiyor geliyor. Almanya'da yüzlerce kilometre gidiyor. Ben orada imamlık yaptım Cuxhaven'de. Böyle gidiyorsun, atla gidiyorlar adaya. 6 saat sonra oradan deniz doluyor, şilepler çalışıyor, gemiler çalışıyor. Yani ay dünyamıza yaklaşma nispesine gelgit olduğu gibi ya oluşan hadiseler, dükkandır, esnaftır, çoluk çocuktur, İnsanın haletine, yakınlık, uzaklık, hareketi nispetinde insanın aleminde gelgitler yaşanır. Onun için gelgit olunca şaşırmayacaksın, biraz sonra gelecek zaten. İstesen de şeytan sabit durmaz. O sıkıntıyı iste, alan dursun ya bir gün, ya ne güzel oluyor ya, sıkıntını çok hoştur. Ya bir gün kalsın desen de durmaz, biraz sonra gidecek zaten. Vahirde vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.